Hepinize merhaba arkadaşlar. Bilgisayarınızın ekranında böyle bir sorun varsa ne yapabilirsiniz? Onu anlatacağım. Bizim bilgisayarımızın ekranında da böyle bir sorun oldu. Bakın önce şunu yapın. Şöyle kapatıp açın. Düzeliyor mu? Bakın. Gördüğünüz gibi ekran geldi. Geri gitti. Bakın. Görüyor musunuz? Ve şimdi bu hale geldi. Bunun sebebi genelde, bakın genelde bilgisayarla ekran arasındaki flex kablodan kaynaklı. Bu kablo kırılmış, bükülmüş olabilir zaman içerisinde böyle aç kapa yaparak. Ya da içerisi tozdan, kirden kötü bir hale gelmiş olabilir. Soket yerinden oynamış da olabilir. Şimdi ne yapacağız? Sökeceğiz, bakacağız sorun ne. Sonra da çözümü siz de göreceksiniz. Başlayalım. Bir taraftan sökerken bir taraftan da anlatayım. Ben laptopumu, kendi malzemelerimi düzgün kullanan, özenli kullanan bir insanım. Gerçekten çok hassasım. Neden bu başıma geldi diye düşündüm, sorguladım. Benim evde bir tane muhabbet kuşum var, besledim ve bilgisayarın üzerine konuyor. 2-3 defa buraya pisliğini yaptı. Sıvı, idrarını da yapıyor ve buradan aktı içeri. Yani bu kapağın açılıp kapanma sonucu böyle bir arıza oluyor. Bir de evinizde bu tarz hayvanlar, canlıları besliyorsanız ya da bilgisayar monitörünü ıslak bezle siliyorsanız bu tarz sorunlara yol açabilir. Yani hemen anakart gitti, ekran gitti diye düşünmemek lazım. Bu kontrolü yapmak faydalı, sizi masraftan kurtar. Bu monitörleri sökmek biraz zor arkadaşlar. Şu kısım yapıştırılmış. Kartla sökün diye çoğu videoda öneride bulunulmuş. Ancak yanlış. Çünkü kart buraya girmiyor. Ben ne yaptım? Tırnakların biraz uzun olması lazım. Fakat ben yeni kesmiştim. Tırnaklarım girmedi. Genelde şu yan taraftan sökülmesi öneriliyor. Zayıf bir nokta aradım ve altta buldum bu noktayı burada. Buradan hafif aça aça tırnağımla. Buradan hafif bir açıklık oluşturdum. Şöyle kartı sokarak buraya kadar geldim. Önemli olan şuraya sökmeniz. Çünkü burada klipsler var ekranı tutan. Bu işlemlere başlamadan önce laptopunuzun pilini çıkarın. Elektrikli ilişiği kalmasın. Buradan hafif bir açıklık elde ettim. Şöyle biraz azıcık kanıttırdım. Sert bir sivri şeyler kullanmayın. Zarar verirsiniz. Sonra buralar açıldı. Ve şu anda ilk defa söküyoruz. Dikkatli olmak lazım. Duyuyor musunuz sesi? Esnek ama yine de dikkatli olmak lazım. Şimdi enteresan bir şekilde şu alt kısım yapışmış iyice. Dikkatli olmak lazım çünkü kart var altta. Ve bir film arkaya doğru dolanıyor. Şurada iki vida var, şurada vida var. İyi ki asılmamışız. Yoksa buradan koparacakmışız. Genelde sorunun sebebi arkadaşlar şu soket. Şimdi ben ne yapacağım? Monitörümü gördünüz ne halde olduğunu. Güzel bir temizleyeceğim. Çünkü kuş pisliği buralara indi. İndi. Ondan dolayı da monitörün böyle bir hata verdiğini düşünüyorum. Direkt olarak şu kabloyu değiştirme yöntemine gitmeyeceğim. Bu soketi yerinden çıkarıp temizleyeceğim. Bu sayede düzelecek. Eğer sizde düzelmediyse şu soketi çıkarıp yenisini sipariş edin. Satılıyor. Ayrıca sorunu tam manasıyla belirlemek için bilgisayarınızı HDMI'den ya da hangi bağlantıyı destekliyorsa o bağlantıyla başka bir monitöre bağlayın. Çalışıyorsa ekran kartınızda problem yok. Problem burayla ilgili. Dediğim gibi evinizde kuş vesaire besliyorsanız ıslak bezle, ıslak nemli bezle monitörünüzü siliyorsanız bu tarz sorunlar olabilir. Şimdi temizlik işlemine başlayayım ben. Pislik içerisinde. Zaten kuşun tam pislediği yerlerde buralar. Şimdi arkadaşlar temizlik için alkol olabilir. Sentetik tiner olabilir. Selülozik tiner olmaz, eritir. Kolonya safsa olabilir belki. Ancak böyle işte renkli, o yağlı, bu yağlı kolonyalar kullanmayı tavsiye etmiyorum. Ben ıslak mendili kuruttum. Çünkü dokusunu seviyorum. Üzerine tiner döktüm. Şöyle temizliyoruz.
Şimdi profesyonellerin yaptığı sökme işlemlerine bakıyorsunuz. Adam ekran değiştirdiği için burayı yırtıp alıyor. Biz değiştirmeyeceğiz. O yüzden dikkatli davranın. Videoyu iyi izleyin. Bakın teknikler, detaylar çok önemli. Bir de bu arızayı tespit ederken monitörün sağ ve soluyla oynadığınızda, şöyle kastırdığınızda ekranınız düzelir. Bu ya şu kablodan kaynaklıdır ya da bahsettiğim gibi içeride bir kirlenme, pislenme olmuştur. Bu buna yol açar. Biz eğer bu şekilde çözemezsek kabloyu değiştireceğiz. Buradan ayırarak karta erişebilirsiniz. Yani onu da düşünüyorum acaba ayırsam mı diye. Böyle arka kısmı. Zaten burayı söktükten sonra bir kontrol edin. Bir yanık, patlak var mı şu parçalarda, elektronik elemanlarda? Kontrol edin. Öyle bir şey varsa zaten tamirciye götürün. Onlar sökerler, yerine yeni malzemeleri takarlar. Yaptığınız temizlikten sonra iyice kurumasını bekleyin arkadaşlar. Bakın nemli olmamalı. İyice kuruyacak. Ondan sonra çalıştırın. Yakarsınız. Düzeldi. Yani sorunu çözdük. Easy mi? Easy tabii ki de. Bu videoyu izlediniz. Çözüm olmadı. Ne yapacaksınız? Bir tane elektronik tamircisi bulun. Götürün ona. Yapsın. Demek ki devrede bir hata vardır. Fakat genelde bakın, bu tarz arızayla karşılaşıyorsanız çözümü bu. Temizlik. Bahsettiğim gibi bizdeki mesele kuş pisliği bu hale getirdi. Aha bilgisayarım gitti. Eyvahlar olsun, komşular yetişin demeye gerek yok. Videomu burada son veriyorum. Umarım faydalı, güzel bir video olmuştur. YouTube kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.